Bunları var. Bunlar TÜBİTAK'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ses kaydının montaj birleşik olduğu birleşik yönünde açıkladığı rapora Şubat ayında görevden alınan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Doktor Hasan Palaz tepki gösterdi. Cumhuriyet'in haberine göre Palaz, raporu hazırlayan 3 kişinin de bu konuda uzmanlığı yok. Büyük ihtimalle dışarıda hazırlanan bu rapor içeride imzalatıldı. Bu hem içeriğinden hem de dilinden anlaşılıyor dedi. TÜBİTAK'ta son 3 ay içerisinde 90'ı aşkın üst düzey yöneticinin görevden alındığını, 30 üst düzey yöneticinin kurumdan atıldığını belirten Palaz, şu an hala çok ciddi bir mobbing var. Bu montaj raporunu bilimsel olarak yazabilecek insanlar da kurumdan atıldı. Tam bir cadı avı söz konusu dedi. Başbakan Erdoğan'ın sıfırlama Arıyor tapelerinin olarak. montaj olduğu şeklindeki ben raporu çok gülünç iş bulduğunu iş söyleyen Palaz, ya. ben bu kadar işi bilmeyen insanlara bu raporu hazırlatacaklarını tahmin etmiyorum. Rapor çok kötü bir şekilde hazırlanmış diye konuştu. Tübitak, Ergenekon ve Balyoz gibi davalarda kritik raporlar hazırlayan dört bilir kişinin işine son verdi. 4 kişiye dava açmamaları için yüklü tazminat ödendiği iddia ediliyor. Ergenekon ve balyoz davalarında 5 nolu hard disk gibi önemli deliller hakkında bilirkişi raporları hazırlayan TÜBİTAK uzmanlarının işine son verildi. TÜBİTAK'tan atılan 4 bilirkişiden biri olan Hayrettin Bahçı, Danıştay cinayeti Mustafa Balbay'ın bilgisayarı ve balyozda 5 nolu hard disk gibi kritik raporlar hazırlamıştı. Balyoz sanıkları Bahçı hakkında dava açmış ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Mart 2013'te takipsizlik kararı vermişti. Ancak paralel devlet iddialarının Ardından Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Şubat 2014'te takipsizlik kararını oy birliğiyle kaldırıp Bahçeli'nin yargılanmasının önünü açtı. İşine son verilen diğer isimler ise Mehmet Uğur Doğan, Tahsin Türköz ve Bilge Karabacak. TÜBİTAK 4 kişilik ekibin işine noter tebligatı aracılığıyla son verdi. İddiaya göre 4 kişiye dava açıp TÜBİTAK'a dönmemeleri için de yüklü tazminat ödendi.